هذا مش بس هذا الشيخ محمود الزوق. هذا الملك تامر سلامين محمد سعيد عودي مصطفى مروج بلصات يا جميعا بلصات حسن رمضان يا ولد تعال نمرة حسن رمضان أمجد كلكوش أحمد عمر الخطيب أحمد عمر اسمه هدوم لمعيدك هدون جمعة حكوم نايف إبراهيم العرور نشكر المنظمة التركية إيها على مساعدتها لهالشعب وبهالبرد وبهالثلج فرج الثلج والشعب الشعب الله يكون بالعون هون المخيم تلفين وبنشكركم على مساعدتكم كثير 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 يعني والف شكر لكم ولعملكم معنا ولمساعدتكم وبنشكركم كثير كثير وجزاكم الله كل خير. انا اخذت هلا مساعدات ويعطيكم الف عافيه ونحن هيك بنشكر هي الجمعيه اللي اجت هلا اعطتنا وهي جمعيه هيها انا يعني لها فضل علينا ويعطيكم الف عافيه وبتمنى انه على طول تجي تساعدنا وعلى طول تجي تشوف حالتنا وعلى طول تجي تساعدنا. نحن بنشكر كل الدول اللي اعطتنا مساعدات وخصوصي تركيا لانه هي اكثر شيء عم تساعدنا ويعطيها الف عافيه. gün önce Lübnan'ın Arsal, burası Arsal'daki Suriyeli mülteci kampı. Buradan bir çağrı aldık. Kış şartları çok yoğun geçmişti. Ve birçok çadır burada zor şartlarda, insanlar çadırlarda zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu çağrı üzerine Ya İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye'den bölgeye ilk ulaşan ekip olarak buraya geldik ve şu anda dağıtımlarımıza başladık bugün itibariyle. Birkaç gün bölgede bu kamp civarında çadırlarda dağıtımlarımız devam edecek. Hem havaların çok soğuk olması hem de zeminde çok çamur olmasından dolayı burada yaşam şartları çok zor durumda şu an için. Biz de İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bu çağrıya kalmadık ve hayırseverlerimizin destekleriyle bir ekiple birlikte bölgeye geldik ve şu anda çadır kentlerde dağıtımlarımızı yapıyoruz. Kışı daha rahat geçirmeleri için mültecilerin şu an itibariyle toplamda 1500 adet mazot dağıtımı yapacağız. Ve bu mazotlar sobalarda kullanılarak insanlar çadırlarda ısınıyor. Aynı zamanda gıda kolileri dağıtıyoruz ve bunun yanında da battaniye de dağıtacağız. Sünger yatak dağıtımlarımızı da olacak. Bu dağıtımlarımızla bir nebzede bu çadırlarda yaşayan mülteciler, özellikle Suriyeli mültecilerin daha rahat kış koşullarını geçirmelerini istiyoruz. Ve burada kış şartlarının çok zor geçtiğini, evlerin birçoğunun derme çatma çadırlardan ve tahta evlerden oluştuğunu gördük. Ve bu yağmurda ve fırtınada özellikle kar yağışı sonrası ve her yer çamur olmuş ve evlerin duvarları su alıyor. Tahta olan evler var. Bu evlerin de birçoğu çürümüş durumda.
Ve insanlar yine buna rağmen yardımlarını aldıktan sonra çok mutlu oluyorlar ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar yardımlarından dolayı. لا أسامة حيو هي ما تفهم مزود عبد الله يلا